Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Halkara Keçirim Teşkilatı Xitayning lagerlar hakkındaki sapsatısını yalganladı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe, atılmış Uyghur Abdunum Rayon'un reisi Şöhret Zakir aldığın günü Xitay hükümet aratkoları kılgan sözü de, rayondaki yığıveliş lagerlerinin haksız kesbi terbiyeleş uğurluları işkerlikini bayan kılgan idi. Tünügün 17. Öktabr günü Halkara Keçirim Teşkilatı Şöhret Zakir'nin bu sözleri karıta ciddi inkas kaydırdı. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtdagi bayonotida Xitoy taratquvlarining har qanday bir burmilishining navbatda Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq inson qamalib yotgan yig'ivelish lagerlarini pardozlay olmaydiganligini ta'kidladi. Bayonotda nayti ochiq qilib mundaq deyilgan. U hargizmo kasbiy tarbiya markazi emas, balki jazo lagerlaridir. Bayonotda yana mazkur tashkilotning Xitoy ishlari bo'limining tadqiqotchisi Patrik Pun jazo lageriga baho berib mundaq degan. Bundaq jazo lagerining asli xususiyati jazolash va qiynash. Hargizmo bir narsa o'g'itish emas. Bayonotda lagerga oid xabarlarning uzilmay chiqib turayotganligi, bu lagerlarda ochliq, qiyin qistoq va zo'rliq simvolliklarining davom qilayotganligi, shundaqlik kommunistik ideyaning tutqunlarga majburiy tengilayotganligi bildirilgan. Bayonotda yana bu o'rinlarni haqsiz kasbiy tarbiya markazida parzazlashning o'zimi shu lagerda solinib yotgan gunohsiz tutqunlar ve onların aile tavabiyatlarına kılınan hakaret işkerliliği eskertildi. Bayanat yana Uyghurlarının çet elini ziyaret kılışı ve çet ellerdeki uruh tukalları bilen alakalı şişinin mi, Xitay dairleri tarafından dini esebiliklerin alameti de karlıvatkallıkı emeli misallar bilen yorudulgan. Bayanata Xitay dairlerinin tağdak paketlerine köz yumuş ve onu burmulap körüstüşünün oranına Şarkı Türkistan'da nöbette zadi nemi işlerinin yüz beri vatkallıkını dünyaya aşkarlışı talep kılındı. Şöhret Zakir'nin lagerlar hakkındaki bayanatı halkara taratkularının mesxirisiga uçurdu. Atılmış Uyghur Abnum Rayon'un korcak reisi Şöhret Zakir'nin 16. Öktabr günü Xitay hükümet taratkularına bayanat verip, Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini aram bakış istirahat ornığı okuştuşu halkara taratkularının küçülük mesxirisiga uçurdu. 17. Öktabr günü Washington küzetküçüsü Tori siyasi analizci Tom Rogan'ın yukarı derecelik Xitay emeldari Uyghur diyarıdaki ceza lagerleri hakkında kişinin könlünü aynıtıdığan izahat verdiği mavzulu haber analizi ilan kıldı. Mezkur haber analizi de Şöhret Zakir'nin lagerler hakkındaki bu perdazlarını Xitay'nın numussuzluk bilen rayondaki kılmışlarına çüşençi birleşi dur deb körsetken. Şunlukla Şöhret Zakir ve başka Xitay emeldarlarının insaniyetki karşı cinayetliği karata Amerika hükümeti ve Avrupa İttifakı'nı tizdin münasebetlik ceza kullanışkı çakırgan. Xitay'nın Şarkı Türkistan'dan cay caylarda mehbi yusunda yığıveliş lagerleri tesis kılıp, milyonluğun yerlik halkını kamuvelişi ve onlarını cismani hem de ruhi cahetten kattık kıynişi, yıkındamayan halkara cemiyetinin küçülük dikkatini kozduğun idi. Halkaralık zor tesirge ilgi taratkular lagerler hakkıda arka arkadan haber ve makaleler ilan kılıp, Amerika başlı garip demokratik devletlerine Xitay'a karata ceza kullanışkı çakırgan idi. Manamışındak bir mezgilde atılmış Uyghur Abnum Rayon'un reisi Şöhret Zakir'nin tuyuksız otturgu çıkıp, lagerlerini haksız dem alıdığan istirahat uğrulurgu okşitişi ve bu yergi kamalgan tutkullarının tatillik mekteplerde zürür bulgan kespi ve teknikilik bilimlerini ögünü atkan okuguçular işkerliğine ilgiri sürüşü, halkarada küçülük gulgulu kozgıdı. Xitay rejimi halkara cemiyet ve dünyavi taratkularının besimi bilen Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini destlepte inkar kılıştın, ikinci kısmen itiraf kılışka, en ahırda lagerlerini perdazlap çüşençe belişki mecbur bulmakta. Küzetküçüler, Xitay'nın lagerler hakkındaki bu numussuzlarçı izahatları, emiliyette ularının bu yıl noyabrda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk yığında özüge kilidigan küçülük besimden kandak kalıp ötüveliş üçün oynavatkan rezil oyunudun başka narsa emez diğerlerini ilgiri sürmekte. Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti kuruldu. Uyghur Agentliği'nin haberde bildirilmişçe 14. Öktabr Kanada'nın Toronto şehrinde Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin kuruluş mürasimi ötküzüldü. Cemiyetin kuruluş mürasimine Kanada'nın herkaisi şehirlerde istikamet kılavatkan muhacireteki Şarkı Türkistanlıklardan
200 ga yaqin kishi ishtirok qildi. Murosimda demokratik prinsiplarga rioya qilingan asosda saylov o'tkazildi. O'zini jamiyatning raislik nomzodligiga ko'rsatgan Tuyg'un Abduvali Apandam 184 ovoz bilan jamiyat raisligiga saylandi. Egilnisha Tuyg'un Abduvali Apandam Kanadada yashayotgani 15 yil bo'lgan bo'lib, bu jarayonda 8 yil Dunyo Uyg'ur qurultoyi qatorliq Uyg'ur tashkilotlarida vazifa o'tgan ekan. Rabia Qadir xonim iste'fo berdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining oliy rahbarlik vazifasini o'tab kelayotgan Rabia Qadir xonim o'zining qurultoydagi vazifasidan iste'fo berganligini e'lon qildi. Iste'fo nomida munular tilga olindi. Hurmatli Dunyo Uyg'ur qurultoyi doimiy komitet a'zolari, mening 6-yil muddatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyining oliy rahbarlik vazifasini o'tab kelayotganimga 1 yil bo'lib qoldi. Bu jarayondagi ko'z tushlarim, his qilishlarim va o'ylarimga shunaqa vatanda kundan-kunga jiddiylashayotgan Uyg'ur vaziyati va muhojiratdagi Uyg'urlar orasida tashkiliy jihatda yuz bergan va berayotgan yangi o'zgarishlarga asosan qurultoydagi oliy rahbarlik o'rnimdan iste'fo berishni to'g'ri ko'rdim. Bu qarorni berish men uchun osonga tushmadi. Tumanda men buning sabablarini qisqacha izohlab o'tmoqchiman. Oldi bilan shuni aytishim kerakki, men 13 yildek rahbarlik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbarlik hay'ati belgilik tajribaga ega bo'ldi. Uning a'zolarimi pishib yetilish bosqichini boshdan kechirdi. Buningdan boshqa Sharq Turkistondagi qabohatlik realliq yangidan yangi qahramonlarni va yetakchilarni barliqqa keltirdi. Men shuningga ishonamanki, davr qahramonni chaqirdi. Qahramon bu chaqiriqqa ovoz qo'shib o'z davrini o'zgartirdi. Bulupmun yaşlar elib bargan nurgun hareketler Şarq Türkistan müstakillik hareketini yeni baldaqı götürdü. Onun ameveleşişiğe, xalqının kündülük karışlık hareketinin bir kısımıga ayrılışıga mühim tökbelerini koştu. Manamışı karışılık dolqulları içi de dünyanın herkaisi caylarda yeni bir yaşlar hareketi asta asta şekillenemadıdı. Şunun bilen bir vaxta yeni teşkilatlar kuruluvadıdı ve mevcut teşkilatlarının içki kısımıda ciddi özgürlükler buluvadıdı. Mushundaq bir inchika va murakkab siyosiy muhitda Uyg'ur milliy harakatining yetakchisi va Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lish sifatim bilan biror tashkilotga tabe bo'lishimni endi oqilonlik deb qaray olmayman. Chunki mayli hozirgi tashkilotlar o'tirsidagi o'zaro ishonishning kamchiligini tugutish, mayli ularning bir arig'i kelib hamkorlik ramkisi ichida ish elib berish mumkinchiligini barliqqa keltirish nuqtasidan bo'lsin, vaziyat bizga shuni qayta-qayta ko'rsatdiki, biz bir betaraf nufuzga jiddiy ehtiyojlikmiz. Men sharoitimizning alohidaligini va ko'rishimizning texmi yuksalishini ko'zda tutib, hozirgi oliy rahbarlik vazifamdan iste'fo berib, mana mushu rolni elishni qaror qildim. Xotandagi avat chuqur bozor quruqtilib qoldi. 18 oktyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan silliq ko'rinishga asoslanganda Xotan shahri chuqur bozori quruqtilib qolgan. Silliq ko'rinishda Xotan shahrining eng avat bozori Chuqur bozordan boshlab Xotan shahrining markazi hisoblanadigan Qizil yulduz bozorigacha ko'rsatilgan. Silliq ko'rinishda Xotan shahrida eng avat bozor bo'lgan Chuqur bozor ichidagi yangi ichilgan bozor va Ko'ni bozor ko'chalari xuddi odam ozliqda yezi yo'llardek cho'ldarab qolgan. Aslida bu bozorda hafta ichidagi qaysi kun bo'lsin o'xshashli odamning ko'pligidan mang'ili bo'lmaydigan qaynoq bozor ekanligi Odamning zichliqidan mang'ili bo'lmaydigan hetkohning janub va shimoliy darvozasi oldida odam qattiq ozlab ketgan. Xotan shahrining markaziy Qizil yulduz bozori ichidagi Yonfun bozori va atrofdagi yo'l bo'yining hammasida zo'r darajada odam ozlab ketgan. Xotan shahrining hozirgi holati hamda Sharq Turkistondan yangi kelgan boshqa millatlarning vaziyat ahvolidan bergan ma'lumotlarga asosan Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda turma va atalmish lagerlarga tutqun qilgan odam sonining 3 million emas, balki 5 milliondan oshadiganligini muayyanlashtirgani bo'lganligi tilga olinmoqda. Oqsaroyda Uyg'urlar masalasi muzokara qilindi. 17 oktyabr Dunyo Uyg'ur qurultoyi ijroiya hay'ati raisi Umar Qanat apandi bilan siyosiy faoliyatchi Nuri Turkal apandi Oqsaroy amaldorlari bilan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli haqida suhbat olib bordi. Suhbatda Xitoyning Amerikadagi Uyg'urlarga bo'libmi siyosiy faoliyatlarga tahdid solishga boshlaganligi, Xitoyning shu orqali Amerikadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining faoliyatini cheklashdan iborat yomon g'arizning bor ekanligini o'ttirib qo'ygan. Suhbat yana Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'in qilish siyosati, lagerlar masalasi Amerika hukumatining Sharq Turkistonda yuz berayotgan fojialarga tutgan pozitsiyasini o'ttirib tashlash bilan birga Amerika hukumatidan Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan fojialarga qarata Xitoyga besim ishlatishni talab qilgan.
Abdulhamid Kerem Hacim vapat boldi. Bütün hayatını İslam ma'arifiga beg'ishlagan 2016 yılının o'rtasida Türkiye'ye hicret qilib chiqqan Abdulhamid Kerem Hacim tunugun 2018 yil 10 ayının 17 günü 97 yaşida İstanbul'da kesel sebebi bilen alemden ötti. Merhum Abdulhamid Kerem Hacim 1921 yılı Şarq Türkistan'ın Xoten şehir Laskoy yesida İslami ailede tug'ilgan ve Uyghurlarının hürliki üçün 68 yaşından 80 yaşıgacha hayatını Xitay türmesinde ötküzgen. Merhumun cinazı namazı bugün 18. Oktyabr Peyşembe Pişin namazıda İstanbul Safaköy Gültepe Fatih Camisi'de okuldu. Merhumun namazına yüzlerce kişi katlaştı. Allah merhumun yatkan yerini Firdevs cenneti kılsın. Merhum öz vatanının azatlığını körelmedi, Allah şunun bedeliğe cennetlerini körsetsin. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.